Merhaba arkadaşlar. SketchUp 2023 derslerimizin 3. dersindeyiz. Buradaki kısımdan arkadaşlar Select komutu. Aslında Select komutu çok kullanışlı olmasına rağmen çoğu insan tarafından kullanılmayan bir komut arkadaşlar. Çünkü Select komutu içerisinde sağ tıkladığınızda çok güzel özellikler var. Mesela normalde şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Normalde bizim çizimimiz eğer birbirine bağlıysa tek bir nesneyse ise eğer Üç kere tıkladığınızda bakın bütün nesneler seçilmiş oluyor. Eğer bir tane nesneyi seçmek isterseniz mesela şu yüzeyi seçmek isterseniz çift tıklamanız yeterli. Bakın sadece bu kısım seçildi. Bu kısımın amacı nedir? Ben bunu alıp istediğim yere taşıyabilirim ama tabii birbirine bağlı olduğu için şu an onu yapamıyorum. Veya işte şuraya geldim. Sadece şuradaki kısmı seçtiğimde çift tıklayarak seçtiğimde arkadaşlar bu kısmı seçebiliyorum. Scale komutuna bastığımda ise bunu alıp bu şekilde büyüklüğünü ayarlayabilirim arkadaşlar çizim ve seçim kısımları çok önemli. Veya sağdan solda doğru seçim yaptığımda arkadaşlar bakın sadece bu kısmı seçtim. Ama bu kısmı seçmek istersem buraya doğru seçtiğinde bakın bu kısmı seçmiş oldum. Veya orta kısmı seçmek istersem şu kısmı seçmiş oldum. Yine scale komutunu alarak buradaki kısmı ayrıca büyütebilirim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veya soldan sağa doğru şu kısmı seçtiğimde sadece içinde kalan kısmı seçtiğimde scale komutuyla tekrar bunu alıp bu şekilde büyütme imkanına sahibim veya küçültme imkanına sahibim veya yukarı doğru bunu çekme imkanına sahibim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. Tabi çizim komutlarında yani seçme komutlarında arkadaşlar sağ tıklayarak da seçim yapabiliyoruz. Mesela normalde bakın ben bunu sadece şu kısmı çizgilerin olduğu kısmı seçmek istiyorum ama üç kere tıkladığımda şuradaki çizgileri seçiyor. Ama ben sadece şu kısmı seçmek istiyorum. Onu yaparken arkadaşlar... Bandın Ages diye bir olay var. Sağ tıklıyorsunuz select kısmından Bandın Ages kısmı seçtiğinizde bakın şu kısmı seçmiş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normalde ne yapıyorduk? Normalde 3 kere tıkladığımda ne yapıyordu? Bakın buraları seçiyor ve buraları seçiyor. Ben seçimden çıkartmak için buraları tekrar shift tuşla seçmem gerekiyor ki seçimden çıksın. Tekrar buraları tekrar ...şuraya kısmı seçtiğimde tekrar alt kısımları tekrar seçiyor. Ama benim yapmak istediğim bu değil. Benim yapmak istediğim sadece şuradaki bunun seçili olan alanını seçmek. O yüzden select bounding agent diyorum ve buradaki kısmı seçmiş oluyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece bu bölgeyi. Yani bunu ben editten copy dediğim, editten tekrar paste dedim. Bakın arkadaşlar, bu parçayı buradan kopyalamış oldum. Eğer bu parça bana lazımsa bu sadece bu parçayı kopyalamış oldum ve bu parça üzerinden e, artık farklı şekillerde yürüyebilirim arkadaşlar. Şimdi diğer kısımlara bakalım mesela ikinci kısımdan connected face dediğimizde Bakın sadece yüzeyleri buna bağlı olan yüzeyleri seçerek devam etti. Gördünüz mü? Bakın buradan aldığı bu yüzey ve bu yüzeyi seçerek devam etti. Bu yüzeyinde bağlantılı olan kısmı buradan hidden geometriyi açtığınızda görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu kısım, şu kısım, şu kısım kontrolle seçim yapıyorum şu an. Seçimlerden bir diğer özellik de kontrolle seçim yapmak arkadaşlar. Bakın kontrolle seçim yaptığımda görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde seçim yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir diğer seçim işlemi de kontrolle seçim yapmak. Sağ tıklıyorum. Select kısmından All Connected dediğimde bizim yine 3 defada tıkladığımız, 3 kere tıklayarak seçim yaptığımız birbirine bağlı olan bütün nesneleri seçme anlamına geliyor arkadaşlar. Yine sağ tıklıyorum. Buradan Sem tek dediği aslında şey arkadaşlar, aynı etikete sahip, aynı isime sahip, etikete sahip objeleri, nesneleri, güzelleri seçmesi anlamına geliyor. Alttaki de e, aynı materyaller, aynı benzer materyaller anlamına geliyor. E, deselect Face de e, bu hariç yani şöyle yapalım, bakın şuradan Select, Deselect Face istedim. O hariç diğer kısımları seçerek devam ettiği bir yüzey e, seçim arkadaşlar. E, Select'ten de Inverse Selection dediğinizde bunu bırakarak diğerlerini seçiyor. Bakın normalde bunu seçmiştim ben ama bunun haricinde diğerlerini seç anlamında bir kısım. Yani seçimi tersine çevir anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kısım. Aslında bunlar önemli kısımlar. Çok kullanılmayan, kullanıcılar tarafından çok tercih edilmeyen ama e, SketchUp modelleme kısmında eğer bunlara hakimseniz çok hızlı bir şekilde modelleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Bizim model kritik derslerimizde kullanıcıların en büyük yaptığı eksiklerden bir tanesi de modelleme kısmına çok fazla önem vermedikleri için arkadaşlar render kısmını etkilemesi. Neden? Çünkü siz modellemeyi iyi yapmadığınız sürece renderda sonuca gidemiyorsunuz. Bunlar ise modelleme hızınızı ve modelleme kalitenizi belirleyen unsurlar, temel unsurlar. Temelde temelinizi sağlam atarsanız renderınız o kadar kaliteli olur arkadaşlar. Hangi programı kullanırsanız kullanın temelinizin çok sağlam olmasına, programların detaylarını çok iyi bir şekilde öğrenmeye gayret gösterin. O yüzden bu tür durumlar temelden başlar arkadaşlar. Temeliniz ne kadar sağlam olursa o kadar hızlı ilerlersiniz. Bu dersimiz bu kadar. Kanalımıza abone olup katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Yapmış olduğunuz yorumlar bize çok değer veriyoruz. Yorum yaparsanız çok seviniriz. Be Beğeni butonuna basarsanız ve yapmış olduğumuz bu derslerin kendi platformlarınızda, kendi okul okul WhatsApp gruplarınızda, kendi Instagram gruplarınızda, kendi Facebook gruplarınızda bunları yayınlarsanız çok çok seviniriz. SketchUp Türkiye Facebook adresimize de Türkiye'nin en büyük Facebook grubu olan SketchUp Türkiye adresimize de katılırsanız bizi çok memnun edersiniz. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.